merhabalar. Abdullah Ilık'la Anadolu Mutfağı'na tekrardan hoş geldiniz. Çok güzel bir haftaya başladık efendim. Çok güzel bir menüyle karşınızdayız. Evet, inşallah çok nasılsınız güzel Abdullah olacak. Ilık'cığım? İyiyim, sağ olasın. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Ufak bir rahatsızlık geçirdim. O yüzden bir sizin yanınızda olamadım. Çok özlemişsinizdir evet, muhtemelen beni. Evet, gerçekten öyle. Nasıl geçti inşallah? Çok güzeldi. Yani biraz daha hala böyle bir halsizliğim var. Evet. Çok dikkat etmen lazım. Gerçi evet. Yani mevsim, biliyorsun mevsim geçişleri olduğu için biraz işte bazen terliyorsun, üşüyorsun, aynen, dışarı çıkıyorsun. O da insanı rahatsız ediyor. Salgın var şu anda. Evet, salgın da var. Zaten koronanın vakaları da biraz arttı, evet, biliyorsun. Herkes geçmiş olsun, herkes dikkat etsin İnşallah gerçekten. İnşallah yine kapanmalara falan gitmez. Ne yapacağız? Maskemizi, ondan sonra mesafemizi, aşımızı elimizde olduğu kadar yapalım sevgili izleyicimiz. İnşallah evet, tabii ki dikkat edersek hiç aşıya da bile gerek kalmayacak ama işte dikkat etmiyoruz. Maalesef böyle kalabalık ortamlara gittiğin zaman, böyle baktığın zaman hiç kimse ne maskeye çok fazla dikkat ediyor, etmiyor, ne de önemsiyor, evet, ne de mesafeye önemsiyor. Onun için ne yapalım? Yani hem kendi sağlığımız için, hem ailemiz için, hem de etrafımızdakiler için bu çok önemli. İnan ki şu anda mesela benim civarımda, etrafımda çok sevdiklerimi kaybettim. Yani şu anda ailesine gidip bakarsanız aileleri perişan durumda. Onun için ne yapacağız? Sizlerden ricam biraz hem kendi sağlığınız için hem aileniz için dikkat edin. Dediğimiz gibi COVID vakaları da artmaya başladı. Dikkat edelim. Aynen öyle. Şimdi bugün yemeklerimiz çok güzel olacak yine ama. Yine Aknur sanırım evet, yemekleriyle devam ediyoruz. Aknur'la beraber sevgili izleyicimiz. Tabii Aknur deyince evimize kolaylık, rahatlık, güzellik gelecek. Size de hem kolay hem pratik bir şekilde çok lezzetli sunumlar yapacaksınız. Şimdi işten geldiniz veya da gezmede geldiniz veya da herhangi bir yerden geldiniz. Çok fazla zamanınız kalmadı. Ne yapacağız? Hemen burada Aknur böreklerimiz var. Su böreğimiz, gördüğünüz gibi gül böreğimiz, tepsi böreğimiz. Bunları alıyoruz. Hazır bir şekilde bizlere geliyor. Biz de tabii gün bunları yapacağız. Hemen açıyoruz, fırınımıza gönderiyoruz ve fırında 10 dakika ısıtıyoruz. Ondan sonra yanına bir tane çay bütün aileye yetiyor. Aknur ürünlerimiz müthiş sevgilimiz. Şöyle bir Aknur su böreğimiz. Ondan sonra gördüğünüz gibi tepsi böreğimiz, gül böreğimiz ve müthiş ürünleri var. Size evet şöyle bir gösterelim, gördüğünüz gibi birazdan hazırlayacağız sevgili izleyicimiz. Fırınımıza 180 derecede sevgili izleyicimiz. Hemen çözüyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika içinde böreğimiz hazır olur. Yanında bir tane çayımız. Hatta 5 çay için işte özel günlerimiz için yanında bir de kısır yaparsak çok da evet, güzel çok olacak. Çok pratik bir şekilde hiç pratik, uğraşmadan gayet. Evet. Ondan sonra taze fasulyemiz, Aknur ürünleri biliyorsunuz balık türleri de var sevgili izleyicimiz. İşte hem istaviti olsun, hamsisi olsun, çuprası olsun, levreği olsun, somon balığı olsun. Onları da kendimize çok lezzetli ve güzel sunumlar yapıyoruz. Gördüğünüz şu anda ekranda. Ondan sonra taze ürünleri de aynı şekilde sanki dalından koparılmış, ambalajlanmış sizlere geliyor. Ve onlarda da neler var? Bezelyemiz var, ıspanağımız var, taze fasulyemiz var, bamyamız var. Bunları da hemen açıyoruz. Sadece sosumuzu hazırlıyoruz. Çok lezzetli, çok da güzel sunumlar yapabilirsiniz. Aknur ürünlerimizi internet üzerinden bakıp siparişlerinizi verebilirsiniz. Müthiş ürünlerimiz. Bugün biz de su böreğimizi hazırlayacağız ve müthiş bir sunumuzu hem de taze fasulyemizi ayarlamış olacağız inşallah. Evet efendim. Bugün o zaman taze fasulye ve su böreğimi yapıyoruz. Evet. O ikisini hazırlayacağız. Mükemmel. O zaman listeleri alalım efendim. Ondan sonra da başlayalım. Başlayalım yavaş yavaş. Evet gelsin bakalım listelerimiz sevgili izleyicimiz. Aknur'la lezzet yolculuğumuz başlasın inşallah. Evet. Gelsin bakalım. Evet, zeytinyağlı Aknur taze fasulyemiz için neler kullanacağız sevgili izleyicimiz? Bir paket Aknur taze fasulyemiz, bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, evet, üç yemek kaşığı kadar yazdık ama bir çay bardağına yakın zeytinyağımız, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz, bir adet domatesimiz, iki adet havuç kullanacağız, bir adet de taze limon kullanıyoruz. Bir paket Aknur taze fasulyemizi kullanıyoruz. Siz isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, üç yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, karabiberimiz ve biraz da toz şeker veya da kesme şeker de kullanılabilir sevgili izleyicilerimiz. Bir adet domatesimiz olacak. Ondan sonra iki adet de havuç kullanacağız. Bir adet de taze limonumuz olacak. Önce tenceremizin altına hafif biraz zeytinyağımızı gezdirelim. Onu gezdirdikten sonra soğanımızı piyaz şeklinde doğrayıp altına sereceğiz. Ondan sonra havuçlarımızı güzelce bir kabuklarını soyacağız. Onu da ince ince doğrayacağız, altına sereceğiz. Bir iki diş sarımsağımızı da doğrayalım, altına serelim. Ondan sonra Aknur taze fasulyemizi paketini açıyoruz. Yarısını altına güzelce bir seriyoruz. Serdikten sonra ortasına tekrardan bir tane soğanımızı doğrayacağız, sereceğiz. Onun üzerine havucumuzu aynı şekilde sereceğiz. Serdikten sonra geri kalan Aknur taze fasulyemizi üzerine dökeceğiz.
Üstüne geldikten sonra üstüne de bir yarım soğanımızı tekrardan piyaz şekline doğurup üzerine güzelce bir şekilde bir sereceğiz. Onu serdikten sonra onun üzerine bir tane limonumuzu güzelce bir yerleştireceğiz. Limonumuzu da yerleştirdikten sonra bir tane domatesimizi küçük küçük doğrayacağız. Gerçi domates içinde var. Domatese de gerek kalmıyor. Ondan sonra da ayrı bir kabımızın içine zeytinyağımızı, ondan sonra baharatlarımızı, salçamızı güzelce bir karıştıracağız ve sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz da üzerine geldikten sonra üzerini kapatacağız ve programımız boyunca tenceremizin içine yavaş yavaş pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Gelsin diğer listemiz. Fesleğenli domates soslu Aknur böreğimiz sevgili izleyicilerimiz. Aknur su böreğimiz için neler kullanacağız? Bir paket Aknur su böreğimiz var. Ondan sonra sosumuz için 2 adet domatesimiz, 1 tutam fesleğen, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, pul biberimiz, toz şekerimiz, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullanacağız. Bir paket Aknur su böreğimiz veya da diğer börekleri de tercih edebilirsiniz. Ondan sonra sosumuz içinse hemen 2 adet domatesimiz, 1 tutam fesleğen, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, toz şekerimiz, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak. Bir paket Aknur su böreğimizi kullanıyoruz. Ondan sonra tabii 5-6 kişilik bir aile rahatlıkla yetiyor sevgili izleyicilerimiz. Aknur su böreğimiz. 2 adet domatesimiz olacak sos için. 1 tutam fesleğen, 1 çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, toz şekerimiz, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. Önce soğanımızı güzelce bir doğrayalım. Doğradıktan sonra suyunu sıkıyoruz. Onu güzelce bir tenceremizin içine ilave ediyoruz. Ondan sonra domatesimizin kabuğunu soyuyoruz. Onu da küçük küçük doğruyoruz. İçine ilave ediyoruz. Güzelce bir kavuruyoruz. Onu kavurduktan sonra içine sarımsağın bir diş sarımsağımızı ilave edeceğiz. Onunla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Sarımsağımızı kavurduktan sonra içine kullanacağımız kadar baharatımızı ilave edelim. Çok hafif biraz da içine toz şekerimizi ilave edelim. Hem o acımsı tadı gidersin diye. Ondan sonra sosumuz hazırlanacak. Aknur böreğimizi açacağız. Ondan sonra açtıktan sonra tepsimize güzel bir ayarlayacağız. Tepsimizi ayarladıktan sonra 180 dereceyle 10 dakika boyunca fırına göndereceğiz ve fırında o güzelce bir şekilde bir ısınacak ve ısındıktan sonra harika bir sunumumuz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, mükemmel. Evet. Gerçekten çok kolay ve pratik bir şekilde 5 çayı yapılabilir. Değil mi? Değil mi? Yani özel günlerimiz için, hani hele ki çocuklarımızın doğum günü varsa, özel günleri varsa, misafirlerimiz varsa, hele okula giden çocuklar için müthiş bir şey. Hani açıyoruz. Güzelce bir şekilde bir ısıtıyoruz. Sabah kahvaltısında müthiş olacak. Evet. Hani ekstradan dışarıdan da bir şey almanıza gerek yok sevgili izleyiciler. 15 dakikada yani çok kolay bir şekilde hazırlanabilecek bir şey. Hemen dilim. Targa fasulye de aynı şekilde gerçekten ben geçen sefer yaptığımızda biliyorsun tatmıştım ve yiyip durdum. O yüzden gerçekten ben de tavsiye ederim. Evet, ben de alacağım. Çünkü her sabah çocuklar biliyorsun farklı farklı şeyler istiyor. Hanım da ne yapacağını şaşırıyor. Tabii ki. Değil mi? Yani gerçekten işte bazı çocuklar da sevmiyor, her şey sevmiyor. Ama çocuklar böreği çok fazla sevdikleri için hemen 2 dakika ısınsın, çocukların güzelce bir şekilde besleme çantasına koysun. Çocuklar da okulda afiyetle yesinler. Değil mi? Çok yani güzel. Çünkü özellikle ev hanımları için gerçekten her gün yemek yapmak ve her gün menü bulmak çok zor. Ben bunu kendim hani bildiğim için söyleyebilirim. Gerçekten çok zor yani. Her gün farklı bir şey yapmak istiyorsun. Ya bir ve de çocuklar, hani çocuklar yemiyor her evet, şeyi. Evet yemiyor gerçekten hani öyle. Yedirmek de istiyorsun hani bir şeyleri deneyerek. Mesela burada iki farklı türde börek var. Hani ha, var çeşitlerimiz var. Evet abur cubur çeşitlerimiz var. Çok fazla evet, çeşit çok var. Fazla hem çeşit. Sebzelerinden tut hem balıkları da çok güzel, çok lezzetli. Evet. Çok fazla çeşitleri var. Börekler de aynı şekilde. Gerçekten ben de... Ev hanımların işini de kolaylaştıracak. Yani alacak, dolaplarında muhafaza edecek de buzlu kısmında evet. Hemen ihtiyaç duyduğu anda hem çocuklar için hem özel günler için hem 5 ay için. Kesinlikle her türlü şekilde. Böyle günleri olur, altın günleri olur. Onlar için de müthiş olacak 5 ay için. Yani ben çünkü mesela çok severim. Evet. Benim şeydir annemle benim. Börek, kısır, işte mercimek, işte salatası falan böyle değişik şeyler. Yani hep böyle bir iki tane birkaç tane de sarma koyun. Çok güzel olur değil mi? Sarma. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz önce bir zeytinyağımızı hazırlayalım. Ondan sonra böreğimizi sizlerle beraber hazırlayacağız. Şimdi bir tane tenceremiz. Ben istersen o tarafa geçeyim. Hem sen yaparken biraz da sohbet edelim. Şimdi Gizem ben yavaş yavaş ayarlayacağım. İstersen sen bir tane kabın içine bize bir sos hazırlar mısın? Sos hazırlayayım. Tamam. Salçamız, zeytinyağımız, ondan sonra baharatlarımızla. Ben de şöyle bir kenarda ayarlamamı yapayım. Ondan sonra seninle beraber ocağın üzerine alacağız ve yavaş yavaş pişireceğiz. Şimdi... Tenceremizi... Bu arada Abdullah'la şunu da şey yapalım mı ya, ben senin yardımcın değilim. Hani böyle şeyler geliyor biliyorsun. Biz Abdullah'la beraber çalışıyoruz sevgili seyirciler. Ben Abdullah'la elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ya o izleyenlerimizde evet. Bilemediğim bazen bir tepki oluyor ama dediğimiz gibi yani beraber şey yapıyoruz. Onu bir söyleyelim, açıklayalım. En azından herkes de bilsin. Evet. Hani ben de çünkü biliyorsun bu işi yapıyorum. Ya, gerçi ben onu o kısmına çok fazla takılmıyorum, şey yapmıyorum ama dediğin gibi. Yani olsun hani izleyenlerimiz... benim de bu işte bir şeyim oldu, bilinsin isterim ben. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, yavaş yavaş dur şuradan şey alayım mı ben? Ayarlamamızı yaptık. Şimdi bir tane tenceremizin içine zeytinyağımızı hafif az bir şey döktük.
Onu döktükten sonra şunu bir kenara doğru alıyorum. Ondan sonra ilk önce şöyle bir tane soğanımızı ayarlıyoruz. Sevgili Fatma Nur görsün diye ben şunları biraz kenara Fatma doğru Nur alayım. Fatma Nur bugün çok heyecanlı. Lütfen onun dediklerini yap. Fatma Nur candır, güzel kardeşim. O tabii ki bu işi çok güzel bir şekilde yapıyor. Şimdi ekip olması çok önemli sevgili izleyicilerimiz. Ben yaklaşık 20 seneden fazladır ekranlardayım. Yani ekibin ne kadar iyi olursa, çalışmış olduğun ekibin, sen hem kafan daha rahat oluyor hem ekranda daha iyi oluyorsun. Onun için buradaki ekibimiz gerçekten müthiş bir zaten ekibimiz var. Ekip işi. Sevgili Olgun Bey candır. Ben çok seviyorum kendisini her zaman. Benim için çok kıymetliydi. Ondan sonra Fırat, Ahmet abim, ondan sonra kameramanlar, İhsan aynı şekilde benim gözümdü. Gerçekten ya benim için bir şey çok değerlidir. Bak mesela setlerde için... mesela her zaman oyuncular ön planda olur biliyorsun. Evet. Ben her zaman derim ki setlerde en önemli şey arkada çalışan emekçi arkadaşlarımız. Çünkü şunu alalım biraz. Çok mu olur? Tamam. Emekçi arkadaşlarımız çünkü onlar bizden daha fazla mesai yapıyorlar biliyorsun. O yüzden en önemli şey aslında onların mutlu olması, onların rahat olması. Yani şimdi, çok uzun saatler de çalışıyorlar biliyorsun. 15-16 saat. Ben bir kere sette uyuyup uyandığımı hatırlıyorum yani. Yok, gerçekten öyle yani. Şimdi şöyle de bir şey var Şenur ablamız. İnan ki hani mutfağa gelseniz pırı pırı bir mutfağımız var. O da zaten biliyor sevgili izleyicilerimiz. Güzel ablam aynı şekilde destek veriyor, hazırlığımızı yapıyor, bizlerle beraber aynı çabayı, aynı mücadele veriyor. Bazen inan ki var ya böyle kılı kılına yani böyle yayına çıkacak gibi oluyor. Hemen kendisini dışarı atıyor. Onun için her zaman ekip çok önemli. Ben kesinlikle hiçbir zaman hani bazı ekrana çıkanla böyle farklı davranır, farklı şey olur. Kesinlikle bende öyle bir şey yoktur. Biz burada kardeşiz, aileyiz onlarla beraber. Onlar benim canımdır. Ben burada nasılsam sizlerle beraber burada nasılsam evinde de aynıyım, sokakta da aynıyım, her yerde de aynıyım. Onun için kesinlikle bizde öyle bir şey yok. Sizler benim ailemsiniz. Şu anda tabii ki sizlerde yoğun da bir talep geliyor. Abdullah Usta senin yerinde görebilir miyiz? Oraya gelebilir miyiz? Şu anda Covid ile ilgili bir sıkıntı var. Biliyorsunuz vakalar da arttı. İnşallah şu Covid belasını atlatırsak gelmek isteyen dostlarımız, izleyicilerimiz tabii buraya da gelebilir. Çünkü burası çok güzel bir aile. TGT dediğin zaman, İhlas ailesi dediğin zaman çok farklı bir ailedir. Hele bir gelip görmenizi tavsiye ederim sevgili izleyicilerimiz. Onun için sizler de geldiğinizde çok güzel bir şekilde burada da ağırlanacaksınız. Aslında bir tane müthiş bir buluşma bir yer. Yani gerçekten burada yani bence bir sıcaklık. Bence yapabilirsin bir buluşma değil yani, mi? Tabii tabii. Sonuçta senin de fanların var. Onun için yani gerçekten TGLT ailesi müthiş bir ailedir. Onun için buraya geldiğinde sizler de zaten bu sıcaklığı göreceksiniz. Bu samimiyeti göreceksiniz. Onun için yani o aileyi de siz de daha fazla da sevmiş olacaksınız inşallah. Şimdi biz de yavaş yavaş ayarlamamızı yaptık. Fatma'nın koku da görmek istiyormuş. Şöyle Fatma'nın koku da görmek istiyormuş. Tamam. Şimdi sevgili izleyenimiz. Şu an görebiliyor musun? Sosumuz için salçamız, içine biraz zeytinyağımız, ondan sonra içine kullanacağımız baharatımız, biraz toz şekerimizi içine ilave ediyoruz ki hem o acımsı tadı da gidersin diye yavaş yavaş başlıyoruz ayarlamamızı yapmaya. Şimdi soğanımız, ben bir tane soğanımı şöyle bir ufak ufak doğruyorum. Evet. Çok fazla iri olmasın. Devam ediyorum. Evet, şöyle bir tenceremizi sen de gör diye Fatma Nur. Yanıma doğru aldım ama. Şimdi soğanımız çok fazla iri olmasın. Onun için de yavaş yavaş soğanımızı güzelce bir şekilde doğramaya başladık. Eğer ki içinde soğanın biraz daha fazla olmasını istiyorsanız, arzuluyorsanız soğanı biraz daha fazla da tutabilirsiniz. Tercih size peki, kalmış. Peki genellikle mesela taze fasulye yapılırken hani ilk önce normal hani soğan atılır sonra fasulye kavrulur falan filan. Evet. Bu farklı bir metot bu, değil bu mi? Farklı olacak. Hı-hı. Hem onlar için biraz daha pratik bir yönüyle hazırlanmış olacak. Hı-hı. Onun için sizin de biraz daha işinizi kolaylaştırmış olacak sevgili izleyicilerimiz. Zaten Aknur taze fasulyemiz de gerçekten çok lezzetli. Yani hani diyoruz ya hem doğal olması... Hem aynı şekilde sanki dalından gelmiş o tazeliği, o kokusu, buram buram kokuyor ve müthiş lezzetli sunumlar yapacaksınız. Tabii onu da türlü de kullanabilirsiniz, etli yapabilirsiniz, farklı sunumlarda yapabilirsiniz, zeytinyağlısını yapabilirsiniz. Yani müthiş sunumlar yapabilirsiniz. Diyet yapıyorsanız haşlamasını yapabilirsiniz. Biz de bir gün zeytinyağlımızı sizlerle beraber hazırlayalım. Şimdi bir tane soğanımı ince ince doğradım. Onu güzelce bir tencerem altına şu şekilde bir seriyorum. Devam ediyorum. Bunu da aynı şekilde onu koyuyoruz. Altına serdik. Fasulyemizi şimdi açalım mı? Onu serdikten sonra şunu da ayarlayalım. Havuçları da ben ayarlayayım ondan sonra. Şimdi bir veya da iki tane havuç kullanılabilir. Siz istersen daha fazla da tercih nasıl edebilirsiniz. Nasıl güzel kokuyor biliyor musun? Değil mi? Allah. Şöyle bir bunu aynı şekilde ayarladık. Devam ediyorum. Bunu da yavaş yavaş ayarladık. Şimdi onu da ayarladıktan sonra da
Havuçlarımız hazır. Şimdi havucu ayarladıktan sonra şu şekilde bir ortadan ikiye bölün. Bu biraz daha hem erken pişmesini sağlayacak hem de içinde güzel olacak. Ufak ufak. Doğrayalım. Zaten fasulyenin içinde domates olduğu için domates kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Tamam. Yani ama isteyen olursa bir tane ekstradan da kullanılabilir. Ekstradan tercih eden olursa kullanabilir. Şimdi bunu da aynı şekilde üzerine şöyle bir serdik. Hı hı. Hemen o da ona güzel bir lezzet katacak. Şuradan bir diş sarımsağımızı onu da doğrayalım. Onu da doğradıktan sonra tekrardan üzerine şimdi gönderiyoruz. Şimdi fasulyemiz çok lezzetli, çok güzel bir Aknur taze fasulyemiz sevgili izleyicimiz. Şöyle bir gördüğünüz gibi sevgili İhsan kardeşim bir görsün. Müthiş gerçekten. Yani dalından koparılmış hazır bir şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Paketimizi açıyoruz. Evet şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi içinde domateslerimiz mevcut. Ve şimdi yarısını alıyorum. Aknur taze fasulyemin yarısını tencereme döküyorum. Bunu şöyle bir tenceremize serdik. Şimdi onu serdikten sonra kenara alıyoruz. Tekrardan bir tane daha havuç. Ha, soğan koymuyoruz. Soğan şimdi onun üstüne koyacağım. Biraz daha tabana yakın olsun ki havuçlar erken pişsin diye. Peki bunun altına zeytinyağı falan koymamız gerek yok. Direkt sos koyacağız değil mi? Yani çok az bir şey yapışmasın diye ilk başta gönderiyoruz ya soğanımızı. O yapışmasın diye minik biraz hemen ilave ediyoruz. Ondan sonra geri kalanı sosla değerlendiriyoruz. Peki bu taze fasulyenin yapılış şekli bu şekilde yapılıyor mesela. Farklı sebzeleri de bu şekilde yapabilir miyiz? Mesela atıyorum işte bamyayı veya farklı işte barbunyayı. Tabii yapabiliriz. Yani tabii onu da yapabiliriz. Ispanağımız var. Ispanağımız da o şekilde yapabiliriz. Tabii ispanağımızı da yapabiliriz. Yani bu yani, şekilde gösterdiğin kaplı. Tabii burada kullanmış olduğumuz ürünlerimiz tabii bazı ürünler var çok hassas. Mesela ıspanak çok hassas olduğu için onda mesela havuç biraz geç olur. O yüzden, yani soğan olabilir ama havuç kullanacaksak havucu rendeleyip içine kullanmamız gerekiyor. Tamam. Yani bu işlemi yapacaksak aynı işlemi yapabiliriz. Soğanı da kullanabiliriz. Dediğim gibi diğer malzemeleri de kullanabiliriz. Sadece havuç bu şekilde doğranmayacak. Onu rendeleyeceğiz. Ondan sonra tencerede o yavaşça pişecek. En son yani piştikten sonra altını güzelce bir şekilde biraz daha kısacağız. Kıstıktan sonra üzerine bir tane domatesimizi yani ıspanak evet, yapacağız. Alternatif olarak koyabiliriz. Bir iki yemek kaşığı kadar. Şimdi sevgili izleyicimiz ıspanakta hem artı bir tat katıyor. Hem ıspanağınızı biraz daha toparlıyor hem de güzel bir lezzet katıyor. Evet. Bir veya de iki yemek kaşığı kadar pirinç kullanabilirsiniz. Yani pirinç kullandığımızda kesinlikle ilk başta da içine dökmeyelim. Pirinci içine döktükten sonra kesinlikle de karıştırmayın. Pirinci mesela ıspanağınız hazırlandı. Pişme aşamasına geldi. Sadece pirincinizi güzelce bir şekilde bir üzerine geri gezdirin. Geri kalmaz mı o zaman? Yok. Kesinlikle pişecek. Ondan sonra kapağını kapatın. 10 dakika boyunca o kendi buharıyla beraber pişecek. Ondan sonra karıştıracağız. Bir iki dakika sonra pirincimizi kenara alacağız. Ispanağımızı kenara alacağız. Ve o zaten kalan sosla da çekecek ve güzelce bir şekilde hazırlamış olacak. Aynen. Ya pirinç yerine farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Yani, ben genelde buzdolabına koyuyorum. Şöyle de düşünebilirsin. Hani pilavı yapıyoruz, pilavı demlendiriyoruz ya. Yani onun gibi de düşünebilirsin. Aynı mantığı ıspanakta da yapabiliriz. Tamam. Şimdi devam ediyoruz sevgili izinimiz. Ayarlamamızı yapma. Şimdi bir tane havucu üzerine ilave ettik. Tekrardan soğanımızı. Şimdi buradaki ben de izleyenlerimiz için de görsün diye sevgili Fatma Nur. Evet. Şimdi devam ediyorum. Soğanımı aynı şekilde doğramak. Evet şimdi soğan koyduk sevgili seyirciler. Üzerine tekrardan havuçlarımızı koyduk değil mi? Evet. Ona da fasulyemizi koyduk. Şimdi ortasına geldik. Havuçlarımızı koyduk. Şimdi soğanımızı koyacağız. Sarımsak koyduk mu? Daha koymadık. Bir diş koyduk. Bir diş koyduk. Tekrardan koyacağız. Tekrardan koyacağız. Şimdi bunu aynı şekilde üzerine seriyorum. Buradaki amacımız sebzemizi hem lezzetlendirmek hem de onu artı bir tat ve lezzet katmak. Nasıl şimdi, bir lezzet katıyor peki böyle yaptığında? Ya bu da yaptığımızda o soğanın aroması olsun, havucun olsun, sarımsağın olsun yavaş yavaş piştiği için hepsi de aynı şekilde çok güzel bir lezzet katacak. Çok yani güzel hani toparlayacak. Yani öbür türlü mesela ardı ardına koyduğunda da aynı kıvamı alamıyor. Aynı kıvamı almıyor. Şimdi bunda daha fazla hem kıvam alıyor, hem toparlıyor, hem de bütün sebzeler yavaş yavaş piştiği için bütün o lezzeti birbirine tabii özdeşiyor. Onun için bu şekilde daha lezzetli oluyor. Okey, tamam.
Ama isteyen dediğim gibi şöyle de yapabilir. Mesela sen dediğin mantığı da ben anlatayım. Soğanımı kavuruyorum. Hatta havucu da kavurabiliriz. Ondan sonra soğanı kavuruyoruz. İçine salçamızı ilave ediyoruz. Baharatımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra yeteri kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzla beraber tekrardan o kaynayacak. Fasulyemizi içine ilave edeceğiz. Domatesle beraber kapatacağız. Tabii o dediğin gibi ama o şekilde yapabiliriz. Ama onda da şöyle oluyor. Tabii hep ocak başında olman gerekiyor. Evet, yani. Bunda hepsini koyup direkt kapatıp o pişmesini bekleyebilirsin. Hatta bunu izleyenlerimiz şöyle bir şey de yapabilirler. Yani onlarda mesela tandır varsa daha büyük ocaklar varsa evet. Yani güveçin içinde bunları yerleştirip daha lezzetli olacak, çok da güzel olacak. İsteyen o şekilde de ayarlayabilir ama bu şekilde pişirdiğimizde çok farklı bir lezzet ortaya çıkmış olacak. Şimdi devam ediyorum. Soğanım, ondan sonra bir diş sarımsağımız. Şimdi sarımsağımızı üzerine döktük. Onu döktükten sonra kalan Akmur taze fasulyemizi artık üzerine hepsini dökebiliriz. Onu da üzerine döktükten sonra şunu bir kaldıralım. Şimdi fasulyemiz müthiş oldu. Hepsini tenceremize yerleştirdik. Ve artık son aşamaya geçiyoruz sevgili izleyicilerim. Şimdi son aşamamız için dediğimiz gibi eğer ki içinde domates yoksa şayet içine bir tane domates doğrayıp üzerine güzelce bir şekilde bir serpiştireceğiz. Sona doğru domatesimizi serpiştireceğiz. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada tekrardan soğanım. Onu ufak ufak ayarlıyorum. Bunu da aynı şekilde ayarladık. Hemen soğanımızı üzerine şöyle bir... Biraz fazla soğan olmadı mı ya? Evet, çok güzel olacak. Biraz soğan ağırlıklı olacak ki hem güzel bir lezzet kalsın. Çünkü bunda piştiği zaman, yavaş yavaş piştiği zaman içindeki soğanla zaten yok olacak. Tabii, o görünmeyecek. Aynen. Onun için o soğanla içinde sadece biz buradaki... Fasulye mesela patates de koyuyorlar. Sen hiç denedin mi o şekilde? Ya ben çok fazla patatesi içinde sevmiyorum. Değil mi? Ben tabii. De çok tercih ediyorum. Yani bu şekilde pişirince hem harika bir lezzet katıyor hem etli bir de tabii. Mesela etli bu şekilde. Peki bunu şu an zeytinyağlı yapıyoruz biz. Aynı türde etli bir şekilde bu şekilde de yapabiliriz. Tabii yapabiliriz. O da çok şeker lezzetli olacak. Şeker koymayacak onun yerine. Şimdi limonumuzu koyalım. Ondan sonra sosumuzu seninle beraber dökelim. Yarım limonumuz. Hemen limonumu şöyle bir ayarlıyorum. Yarım limonumuz. Onu da üzerine şöyle bir ayarlayalım. Yarım limonumuzu ayarladıktan sonra artık yavaş yavaş sosu dökebilirsin Gizem. Tamam. Yavaş yavaş sosu dökelim. Dökelim bakalım. Soğanımız da bayağı bir acıymış, gözlerimizi yaktı. Evet, sen ağlamaya başladın. Çok aşırı bir şekilde sevgili izleyenimiz, çok aşırı bir şekilde yani sebzenizin üzerine geçecek kadar da sos dökmenize gerek yok. Yani o zaten piştikçe kendi aynı şekilde suyunu da bırakacağı için. Onun için çok aşırı sos da dökmeye gerek yok. Şimdi ben yavaş yavaş hemen... Şunu da şöyle koyalım da Abdullah'a. Çok fazla etrafımızda bir şey olmasın. Fatma Nur'cum güzel bir şekilde görsün bizim Fatma Nur mu? Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde üzerine hemen ayarlıyorum. Evet, bunu ıslak şekilde geçen hafta da bahsetmiştik. Islak şekilde neden yapıyoruz Abdullah'a? Hem de kağıdımızın her tarafa eşit bir şekilde yırtılmadan, parçalanmadan toparlanması için biraz daha dediğimiz gibi piştikçe güzelce bir şey. Evet, hava almaması için. Oluyor. Evet. Şöyle bir de kalıp şeklini alsın diye hafif bir ıslattık. Onu da üzerine şöyle bir ayarlıyoruz. Şimdi üzerine ayarladıktan sonra artık altını açalım sevgili izleyenimiz. Burada da olabilir ve hatta daha harlı bir ateşte. Daha çabuk pişmesi için harlı bir ateşte de pişirebiliriz. Evet. Hemen ocağımızın altını açtık. Kapağımız hazır. Mükemmel. Onu da şöyle bir kapatıyorum. Şimdi bu önce bir kaynayacak. Önce bir toparlansın, bir kaynasın. Ondan sonra kaynadıktan sonra altını kısacağız. Programımız boyunca o iyice bir saat boyunca iyice bir pişsin, güzelce bir özdesin. İçindeki dediğimiz gibi bütün malzemelerimiz özleşmiş olacak ve toparlanmış olacak. Ve ondan sonra harika bir Aknur taze fasulyemiz hazırlanmış olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, açıkçası ben heyecanlıyım. Çünkü geçen hafta da yedim, bugün de yiyeceğim inşallah. Evet. Evet efendim, şimdi o zaman böreğimize geçebilir miyiz? Böreğimize geçelim. Tamamdır. Ben şimdi yavaş yavaş... Ben şunu bir istersem de şöyle bir temizleyeyim. Ben hemen temizleyeyim. O zaten soğan kullanacağımız için hemen yıkamaya gerek yok. Bana şimdi... az iş kalsın o zaman bugün. Evet, şöyle bir hemen... Sonra ben çok yardımcı olunca sana yardımcını falan tanıyorlar ben gerek. Yok yok, kesinlikle öyle bir şey yok. İzleyenlerimiz çok dikkatlidir. Onlar da o şekilde söylemeye de gerek yok. Onlar zaten biliyorlar. Şimdi... Ufak bir tenceremiz, sevgili izleyenimiz, hazır. Şöyle mini bir tenceremizin içine sizlerle beraber Aknur böreğimiz için güzelce bir sunumumuzu yapacağız. Sosumuzu hazırlayacağız. Bir tane soğanımızı ben ince ince doğrayacağım. İstersen tabii onu blenderdan da geçirebilirsiniz. Onun suyunu kullanacağım. Hemen bir tane soğanımı önce şöyle bir ayarlıyorum. Şöyle bir aldık.
Soğanımızı evet şöyle bir Fatma Nur. Fatma Nur'u sana dedim bak bugün Fatma Nur görmek istiyor her şeyi. Fatma Nur. Güzelce göster. Evet Fatma Nur bugün bizi sıkıştırıyor. Zaten geçen geçen hafta da bir izleyenlerimizden biri bana ulaştı ve dedi ki şu kesme şeylerini de Abdullah Usta bize şöyle bir gösterse dedi. Kesme şeyleri derken? Mesela bir gün işte metodlarını mesela tamam. Nasıl tutmamız gerekiyor, soğanı nasıl kesmemiz gerekiyor. İşte atıyorum hani böyle farklı farklı şeyleri var ya işte evet. Bir tanesi ufak dilim, bir tanesi piyaz dilim. Ya onu aslında burada biz izleyenlerimize anlattık ama hem bıçağın tutuşu, kesme şekilleri. Aynen. Tabii bunu dediğimiz ama gibi yine arada sonra yine yapalım, gösterelim. Çünkü onlar öyle şeyler özeniyorlar biliyorsun evet. Yemek yapmak isteyen tamam, olur. Özellikle hanımefendiler. Çok da iyi olur, yapalım onun için. Şimdi sevgili izleyenler soğanımız. Sadece soğanımızın suyunu kullanacağımız için ben hemen bir tane soğanımı ayarladım. Onu şöyle bir kabımızın içine boşaltalım. Şimdi onun üzerine çok hafif biraz hem lezzetli olması için hem de güzel olması için biraz tuzumuz şuradan biraz tuz. Hafif tuzumu hafif. Şöyle biraz. Allah'tan tuzumuz. Ben tuz koymadım. Değil mi? Seyirciler. Yani. Benim elimin ayarıyor. Şimdi tuzumuz hazır. İçine az bir tuzumuzu ilave ettik. Şunu bir kaldıralım. Şöyle bir kenara dursun. Tamam. Şimdi. Evet onu güzelce bir eziyorsun. Evet. Kendi suyunu bırakana kadar. Şimdi o zaman normalde blender'da yapmak istiyorsak blender'dan geçirip suyunu alabiliriz. Tabii. Ya da bu şekilde tabii. Yapıp elimizle de ezip yapabiliriz. Yani. Ya tülbent de kullanabiliriz. Tülbent de kullanılabilir. Ben şöyle biraz. Soğanımız bayağı acıymış efendim. Çok acıymış. İyi ki gerçekten. Ben bunu yapmıyorum. Abdullah nasıl gidiyor? İyi misin? Çok böyle gözlerim yaşarmaya başladı. Şöyle yeni yıla duygulu bir şekilde giriş yap. Siz ailenizleydiniz evet. Tabii ki değil mi? Ailenizin de buradan kutluyorum efendim sağ yeni yılını. Sağ umarım razı olsun. Bu yıl sizin için bereketli ve güzel bir i̇nşallah yıl olur. İnşallah herkes sağlıkla, için. Sağlıkla, huzurla, herkes amin, için amin. Buradan. İnşallah hastalığı böyle kolay bir şekilde geçirir ve gider artık bizim evet. Bu illet gerçekten. Pandemi değil mi? Pandemi. Çünkü benim çoğu arkadaşım kurumsal yerlerde çalışan arkadaşlarım şu anda evlerinden çalışmaya başladılar. Korona vakaları artmaya başladığı için. İnşallah herhangi bir kapanma da olmaz. Evet gerçekten çünkü öyle. Çünkü psikoloji çok bozuluyor. Belki çocukların psikolojisi ya çok bozuluyor. Ya hem dediğiniz gibi hem ülke olarak hem ekonomi olarak ve hem de bizler olarak aynı şekilde hem çok, çok fazla etkileniyoruz. Artık. Yani etkileniyoruz. Artık insanlar tamam bunu şey görmememiz de bir anlamı yok dediğimiz gibi. Yani şöyle de bir şey var. İnsanlar evde artık dura dura onlar da sıkıldı. Evet. Yani bunu da onlara çok görmememiz gerek. Yani gerçekten insanlar evde çok fazla durduğu için sıkılmaya başladı. Bunalmaya, yalnızlaşmaya başladı. Onun ya için inşallah. Dışarı çok insan var. Ben çok kişiyle konuşuyorum. Ya gerçekten çıkmak istemiyorum diyor. Artık alıştım evde oturmaya nasıl olsa diyor. Değil mi? Ama o zaman da bu sefer D vitamini almıyor vücut. İşte vitaminsiz kalabiliyorsun. İşte onun dışında işte psikolojin bozuluyor. Yani. Evet insanlar gerçekten dediğin gibi hem çok etkilendi. Bu arada yasalar çıkmış köpeklerle ilgili biliyorsun. Evet. Hani artık gerekli yasalar ve gerekli işlemler ya yapılacak. İşte dediğim gibi gerçekten hani insanlar. Çok sevindim ben gerçekten. Evet insanlar. Gerekli yani gereksiz olan hayvan yani masum hayvanları üzmeden gerçekten bunu yapan ve bunun için ceza alması gereken kişileri. Yine geçen gün biliyorsun dün değil evvelsi günü Antep'te aynı olay bir daha yaşandı. Bunu gerçekten evet. Hani cezası çekiyor. Yani tabii, o tabii. Özellikle o sahiplerin. Çünkü bunları bilerek yapıyorlar. Çünkü diyor. Ben böyle şeyleri haberleri biraz takip ettiğim için Urfa'da çok müthiş bir barınak yapılmış. Ne Urfa güzel. Belediye keşke Başkanı'nda. Keşke her yerde öyle barınaklar evet, olsa. Buradan sağ olsun gerçekten. Bilmiyorum gerçi hangi partiden de olduğunu nereden de olduğunu bilmiyoruz ama sağ olsun çok güzel bir barınak yapmış. O da yani dediğimiz gibi sahip çıkmamız gerekiyor. Yani insanların canı yanmasın, insanlar üzülmesin. Onların da yani canı gerçekten... var, onlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Yani onlar için... sokaklarda biliyorsun ne kadar çok zor durumlarda şey ya bir, yapıyorlar. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani alıp bakıyorlar bir iki gün veya da bir ay veya da bir sene hevesleri geçtikten sonra tekrar da sokaklara terk ediliyor, özellikle yalnız bırakılıyor. Çocuklar için çok evet. Yapılıyor bu. Yazın işte pandemi döneminde çok yapıldı, yazın çok yapıldı bunlar. Ufak ufak böyle alıyorlar aileleri işte hani oyalansın çocuğumuz diye. Ondan sonra işte pandemi bitiyor veya okul başlıyor. Sokağa atılıyor. Evet. Onlar da bir hayvan. Bunu gerçekten hani ben bunun çok büyük bir günah olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle biz devletimiz olarak bu bizim borcumuz. Evet. Nasıl insanlarımıza bakmak zorundaysak hayvanlarımıza da bakmak zorundayız. Ya aslında hani diyoruz ya
biz burada konuşurken kesinlikle farklı bir amaçla ben konuşmuyorum. Siz de zaten biliyorsunuz. Tabii canım, aynı şekilde. Yani ben ekranda de öyle, çok sen gülüyorsun. De öyle. Biz burada işin iyi olma yönünde, insanların canı yanması, kesinlikle, insanların üzülmesi. Hani haberlerde izliyoruz veyahut da dediğimiz gibi görüyoruz. O anda bakıp geçiyoruz ama bir de o olayı yaşayanı bir de bir sorun. Yaşamadan o evin, bilemezsin. Tabii annesine babasına, o çocuktaki tramvaya gidin bir görün. Şimdi aynı olayı ben de yaşadım. Benim çocuğum da aynı şekilde oldu. Yani gerçekten yaşamadan çok fazla, tabii gerçekten çok çok fazla hem çocukta bir etkisi oluyor, size de travması oluyor, etkisi oluyor. Onun için ne yapacağız? Mutlaka bunların bir önlemi alınsın dediğin gibi. Daha güzel yerlerde, daha iyi yerlerde en azından o hayvanla toplansın, orada bakılsın, oradan dediğimiz gibi gerekli şeyleri görsün. Zaten normalde biliyorsun o kaldırı anında o yapan hayvan cinsi normalde Türkiye'de yasak. Evet. Biliyorsun hani bunun bir zaten cezası var. Birkaç tane o türden olan işte Dober, pitbull gibi vesaire. Ama onlar o şekilde eğitim alıyorlar. Sahiplerine ceza verilmesi gerekiyor ki onlar o şekilde o hayvanları eğitmesin. Veya barınaklarımız olsun, güzel bakılsın hayvanlarımız. Neden biz bunu görsem o barınakları var ya o kadar kötüler ki. Ya bir de tamam. Ve öldürüyorlar hayvanları yani, biliyor musun? Doğru diyorsun mesela. Doğru diyorsun mesela, o öyle de yani o çocuklar zaten haberlere de çıktı, bizim kanallarda da aynı şekilde yayınladı. Çocuk orada duruyor. Orada da 3-4 tane çocuk var. Top sahasında oyun oynuyorlar. Çocuk köpeği onları üstüne sallıyor. İşte yani, yani kendisi kenarda izliyor. Yani bu nasıl bir ruh bu bir halidir? Bu şey değil mi? Normal gidip bir affedersin hani benim sana saldırmam gibi veya işte bıçağla sana kaplamam gibi bir şey yani. Tabii bu. Yani bunun büyük bir ceza alınması gerekiyor. Evet. O yüzden inşallah devletimiz en büyük gerçekten cezayı zaten şu anda çıktı da yasalar. Biz güveniyoruz. Çok da iyi bir şekilde hallolacağına inanıyorum. Şimdi suyumuzu sıktık efendim, evet, değil mi? Bu kadar şimdi, yeterli olacak o mı? O bize yetiyor. Tamam. Yani dediğimiz gibi bazı şeylerde haberlerde görüp geçiyoruz ama dediğimiz gibi bir de gidin o evin içindeki durumu görün. Ha. Mesela bugün alışveriş yaptığım bir yerde bizim bir kardeşimiz vardı. Ben bilmiyordum, başına öyle bir olay geldiğini bilmiyordum. Hem de bizim de aynı şekilde tanıdığımız yani arkadaşımız. Bugün alışveriş yaparken hal hatır sordum. Baktım biraz bir morali bozuk dedim. Hayır dedi, ne oldu dedim. Ya dedi Abdülhüse sorma dedi. Benim babam dedi işte bir uykuyla ilgili sorunu vardı, sıkıntısı vardı. Ondan sonra bir de doktora gidiyor. Belli bir süre işte ona belli ilaçlar veriliyor. Ondan sonra tekrardan ilaç değişip başka bir ilaç veriyor. O ilacı da aldıktan sonra şeymiş bu ilaçta, kullanmış olduğu ilaçta intihara meyil veriyormuş. Babası da silahı alıyor, kafasına dayıyor, intihar ediyor. Ay çok hani kötü. Bunu duydum, gerçekten ben orada yıkıldım. Sevgili Murat kardeşim, başın sağ olsun. İnan ki bilmiyordum. Bilseydim gelecekti. Gerçi memleketteydin ama gelmişsin. Tekrardan başın sağ olsun güzel kardeşim. Vallahi çok üzüldüm hele sen o durumun. Hiç de gözüm önüne gitmiyor. Onun için böyle şeyler nasıl gerçekten çok. Nasıl bir ilaç öyle bir şey yapabilir? Bilmiyorum yani, böyle farklı bir ilaçtı. Hatta orada gösterdi de ben tam anlamadım nasıl bir ilaç olduğunu da. Ama öyle onu, ilaçlar da yani evet, hani o zaman kullanılmamalı. Evet yani maalesef. O da kaldırılmalı o zaman. Ya hatta diyor ki yani diyor öyle diyor daha önceden herhalde bu şekilde bir vaka yaşanmış. Birisi aynı şekilde olmuş. 4 tane çocuğunu da mı öldürmüş herhalde, öyle bir şey olmuş. Ay çok kötü. Ben dedi, o da dedi ki evde dedi 4 kişi daha vardı. De Allah'tan ki onlar da öldürmemiş. Hani bir görseydin harap bitik bir durumdaydı. Yani işte böyle ilaçlar da piyasada olmaması tabii gereken canım, şeyler. Yani, yani sırf işte ilaç şirketleri de gerçekten ben onlara da ya işte sana diyorum ya, biz böyle şeyleri sadece haberlerde görüp geçiyoruz ama dediğimiz gibi bir de olayı yaşamak ya mesela, içinde görmek lazım. Ben bunu hani hiç anlatmadım sana, sen bilmezsin. Ben çok uzun yıllar önce, şu anda biz hani kadın şiddetinden vesaireden bahsediyoruz biliyorsun. Hani evet. Her yerde bunlar çıkıyor. Ben bir taksi tarafından kaçırıldım biliyorsun. Bunu ilk defa anlatıyorsun. Evet, bir darp vesaire oldu. Yani inanın gerçekten başına gelmeyince bunu kesinlikle anlayamazsın bir insanın başına gelmeden. Uzaktan konuşmak çok kolay oluyor bazen. Evet, gerçekten öyle. Gerçekten başına sağ olsun, ben çok üzüldüm. Valla ben de aynı şekilde. Ya hatta falan, ben bilmediğim için, yani bilmediğim için orada da ben böyle şaka yollu ben şey yaptım. Oo Murat'ım neredesin, görmüyorsun falan. Ama nereden ondan sonra ben de bilmiyorum, inan ki bilmiyordum. Bilemez. Ondan sonra hele baba ya. Yani. Ya dedi abi dedi biraz dedi canım sıkındı dedi. Ondan sonra dedim hayırdır kardeşim ne oldu ya dedi geçen gün. Peki önceden başka böyle bir şey var mıymış? Yokmuş sadece uykuyla ilgili sorunu varmış. Yani sürekli uyku bozukluğu var, uyuyamıyormuş. Ondan sonra belli bir ilaç kullanıyormuş. O ilaçla ilgili böyle bir sıkıntı ama olmamış. Ama onu veren doktor da nasıl yani, bunu böyle bilir ya? İşte anlamadım. Bu o tamamen da şey, domino şey gibi değil mi yani? Tabii. Hani doktor ayrı bu ilacı verirken bunun yan etkilerini söylemesi gerekiyor. İlacın piyasada olmaması gerekiyor eğer evet, böyle bir şey varsa. Hele de yaşlı bir... Ya bir de o anlatınca ben daha kötü oldum. Abi dedi, babam dedi
parçalar dedi, duvarlarda biz topladık dedi yani. Düşünebiliyor musun yani gerçekten çok acı, çok başını zor durumda. Başını sağ ol gerçekten. Evet. Baba yani dağdır. Evet gerçekten. Onun için hani biz bazen burada diyoruz ya anne, baba, aile gerçekten çok, çok değerlidir, çok kıymetlidir. Onlara her zaman kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor, sahip çıkmamız gerekiyor. Onun için... Hem de anneannem hastalanmış. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ellerinden öpüyorum. Benim yüzümden değildi, merak etme. Biliyorsun bu aralar salgın var. Ben çok korktum. Anneannem kova hastası. Dün sesini öyle duyunca hemen bir test vesaire yaptırmak zorunda kaldık. Allah'tan negatif çıktı. Şimdi ben bugün ona gidip şöyle bir dedim bir çorba yapayım, bir şeyler yapayım. Aile çok önemli. Özellikle ama büyüklerimiz. Şimdi annemiz hastalıktan kurtulacak ama inşallah sen de şey yapmasın. Sen çorbandan yani her şey olabilir. Kadını bir de zehirlemeyesin güzel, dikkat et. Yok yani. Ya çok güzel yapıyorum çorba. Yani. Hele bir tavuk suyu çorbası. Ama yaptım sana. Bu sefer sarımsak koymayacağım ama merak etme. Tamam. O gün 5 tane sarımsak koymuştum sevgili seyirciler. Bir çorba yapmıştım. İzleyenlerimiz olmuştur. Abdullah Usta'yı eşi eve almamış sanırım. Çok sarımsak olduğu için. Yani, o çorba içen 5 gün o kokusundan kurtulamıyor. Evet şimdi biz de kenarda sosumuzu hazırlamaya başladı sevgili izleyenimiz. Şimdi içine 2 tane domates kullanacağım ama ben domatesi çok az bir şey minik biraz kullanacağız. Hı hı. Domatesimi minik minik doğrayacağım. İçinde tabii yok olmasını istediğim için ben şimdi içinde kabuğunu soyacağım. Ve Akmur böreğim için müthiş bir sosumu hazırlayacağım. Bu arada fasulyemiz kaynamaya başladı. Güzelce bir şekilde bir kaynasın. Bir 10 dakika daha kaynasın. 10 dakika sonra onu güzelce bir üstünde açacağız. Programımız boyunca yavaş yavaş pişsin. Şimdi... Kısa bir derecede pişen yemekler her zaman daha lezzetli oluyor, daha kesinlikle iyi oluyor. Elimize geldiği kadar onları kısık bir derecede... Yumuşacık oluyor zaten. Evet. Yumuşacık, o tandır mesela. Evet. Ya da böyle işte güveçte yapılan yemekler ne böyle oluyor? Sıcacık böyle, yumuşacık. Şimdi bir de sevgili izleyenimiz, lahanada kebabımız için yoğun bir isteğiniz vardı. İnşallah bu hafta sizler için... beyaz lahanada, bütün beyaz lahanadan kebabımızı hazırlayacağız. Daha önceden hazırlamıştık. Aynı şekilde isteğiniz olunca inşallah bu hafta da sizler için onu da hazırlayalım. Bir istekleri daha vardı sevgili seyircilerimiz. Evet, su böreği istekleri vardı. Evet. Hingeli ama sen geçen hafta... yaptık, biz mantı yaptık ama tabii hingeli de yapalım. Evet. Bu arada geçen hafta ben Abdullah'ı yalnız bıraktım mantıda. Çok üzüldüm. Ama hastaydım ve gelip burada hastalığımı, bir de ona hastalık geçirseydim kesinlikle kurtulamazdım dilinden. Evet gerçekten hastalık dediğimiz gibi. Yazanlar çok, çok olmuş çünkü biliyor musun? Çok dikkat etmek lazım. Hem salgın var hem ufak bir şekilde... hastalık olsa, korona olmasa, şimdi eskiden böyle miydi? Hani korona olmadığı zaman ufacık böyle kendini bir hani halsiz hissederdim, bir şey yapardım. İlacını alırdın ama ayakta durmaya çalışırdın. Değil şimdi mi? Korona olup olmadığını bilmiyorsun. Gidip hemen test yaptırman gerekiyor. Test hemen çıkmıyor. Gerçekten çok zor bir durum yani. Yani onun başkalarının için, hayatını tehlikeye atmak hükümlülüğü çok kötü. Tabii. Yani onun için ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Onun için maskemizi, mesafemizi koruyalım güzelce bir şekilde. Hemen İnşallah... rahata vermeyelim. Evet. Gerçekten. Aynı şekilde. Yani aşı olduk diye hemen rahata veren çok kişi var. Ama ben çoğu kişiyi biliyorum ki aşı olup hala hasta olan. Evet. O yüzden her şekilde dikkat edilmesi gereken bir konu. Şimdi bunları da ufacık ufacık doğradık. Gülleri de yaptık buraya efendim. Biri Fatma Nur'un, biri benim. Fenerbahçe Başkanı sevgili Ali Koç. O da aynı şekilde tekrardan korona yakalanmış. Çok çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. O da tekrar ben de Fenerbahçeliyim. O aynı şekilde aşı olmuştu. İkinci defa aynı şekilde yakalandı. Tekrardan çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendisine. Umarım hafif atlatır gerçekten. Evet. Çünkü o yaşı da var çünkü onun. Değil mi? Kaç? 40 vardır. 40. Fazla. Daha fazla değil mi? Fazla. Ben 48 diye biliyorum ama. Yani benim hani yaşımda hafif atlatanlar daha fazla doğal olarak. Hem gençliğin verdiği hem bünyenin daha güçlü olması ama yaş ilerledikçe o yüzden ben çok korkuyorum. Böyle benden büyükler hastalandığı zaman. Evet. Şimdi domatesimizi de elimize geldiği kadar ufak ufak doğrayacağız. Çok fazla iri olmasın. Ufak doğramamızın nedeni güzel bir şekilde böyle sos haline gelebilmesi için. Evet. Güzel bir sosumuz hazırlansın. Onun için de... Domateslerin de hani şey var ya böyle yaz domatesi ile kış domatesi arasındaki fark. Ne kadar fark ediyor değil mi? Değil mi? Gerçekten. Ya aslında kışın çok aşırı bir şekilde tüketmiyorum. Tüketmemek gereken bir besin. Evet. Yani genellikle yazdan ayarlayalım. Dün bir program izledim. Kestaneli bir şeyler paylaşım. Adını söylemeyeyim. Çok ünlü bir program. Kestaneli görmen lazım. Kafam kadar.
Ne koymuş tarife içine o keftaneleri? O kadar büyüklerdi ki. Bazı yerlerin aynı şekilde gerçekten dediğin gibi çok güzel kestaneleri var. Yapalım. Güzel kardeşim, bence senin güzel için yapalım fikir. Ya. Fatma Nur, sen istersin de biz yapmaz mıyız güzel kardeşim? Şimdi domatesimiz de hazır sevgili izleyenimiz. Sosumuz için onu da tenceremize atıyoruz. Gönderelim şöyle. Şimdi ben bu arada iyice bu tarifte çok, en çok neyi sevdim biliyor musun? Kaybolsun. Değil mi? Fesleğen. Evet. Ben fesleğene bayılıyorum. Çok mu seviyorsun? Çok, fesleğeni çok seviyorum. Fesleğen, işte nane, işte taze kekik, taze baharatların o kokusu bana. Ben mesela fesleğen şeyim var benim, bitkim. Mesela onun evde böyle o kadar güzel bir koku veriyor ki. Bereket de getiriyor bu arada, bilginiz olsun. Evet. Çok gerçekten hem farklı bir tat, farklı bir aroma, çok da güzel bir lezzet katıyor. Onun için yemeklerimize... Benim böyle mesela bir şeyim olsa... evim olsa ileride, hep böyle çok büyük bir hayalimdir. Bahçemde böyle hep sebze ya da meyve yetiştirmek istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Değil mi? Gerçekten taze böyle. Aslında oradan çok... koparıp böyle biberi kahvaltı da yemek gibi, evet, mesela. Çok da güzel olur. Şimdi okey, o zaman ne koyduk usta içine? Şimdi içine soğanımız, soğan suyumuz, domatesimiz. Ondan sonra da bir diş de sarımsağımızı içine ilave ettik. Hı-hı. Onun içine biraz toz şekerimizi ilave edeceğiz. Biraz az bir karabiberimiz. Ondan sonra da hafif biraz da tuzumuzu içine ilave edeceğiz. İyice bir kaynayacak. Ondan salça sonra koyacak mıyız? Salça minik biraz, çok fazla olmayacak. Yani tamam. Bir çay kaşığı renk bize yetecek. Sadece renk vermesi için. Tamam. Çok aşırı koymayacağız. Zeytinyağımız ara sıra şöyle bir sirkeleyelim sevgili izleyenimiz. Hem daha iyi bir şekilde toparlanması için, pişmesi için. Ara sıra bir sirkeleyeceğiz. Bakayım mı tadına? Şöyle bir. Belki klasik. Açalım. Bana taze fasulyeyi, evet, sevdiren insan diye. Değil mi? Aknur fasulye ve Abdullah Usta birleşip. Gerçekten çok da güzel oldu. Şimdi bakayım. İleriye mi alalım Fatma Nur? Evet. Şöyle bir seni görmek için. Fatma Nur bir de buradan görsen. Değil mi? Görmek istiyor güzel kardeşim. Hem çok lezzetli oluyor sevgili izleyenimiz. Hem de dediğimiz gibi. Hmm. Yani hani böyle dalında sebzelerimizi kopartırız ya. O şekilde hem çok lezzetli oluyor hem de güzel bir şekilde sevgili izleyenimiz. Müthiş bir sunum oluyor. Önce neler yaptık? Ben şimdi altını kısıyorum artık. Kendi şöyle bir buharıyla yavaş yavaş düşük bir dereceyle pişirmeye devam edeceğiz. Tamam. Hemen sosumuz kapatalım. Sosumuz da pişiyor. Sosumuz. Şimdi, o zaman şey biraz Aknur'dan malzemelerinden, ürünlerden. Şunu bir anlatayım yemeğimi. Ondan sonra buraya geçelim. Evet, oraya zaman geçelim. Tamam. Şimdi sevgili izleyenimiz, öncelik tencerenizin altına. Yani kullanacağınız tencereniz. Eğer ki büyük bir aileseniz, geniş bir aileseniz, karabalık bir aileseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Öncelik hemen neler yapıyoruz? Tenceremizin altına bize yetecek kadar hemen zeytinyağımızı döküyoruz. Zeytinyağımızı döktükten sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde bir tane soğanımızı ufak ufak piyaz şeklinde doğruyoruz, ilave ediyoruz. Hı hı. Altına soğanımızı güzelce bir serdik. Altına bir tane havucu, kabuğunu soyuyoruz. Onu da ince ince doğruyoruz, altına seriyoruz. Onlar hem toparlaması için hem de güzel bir lezzet katması için. Onu serdik. Ondan sonra bir paket Aknur taze fasulyemizi açıyoruz. Yarısını döküyoruz üzerine. Onun yarısını döktükten sonra tekrardan ortasına soğanımızı, havucu aynı şekilde doğruyoruz. Güzelce bir seriyoruz. Bir diş sarımsağımızı seriyoruz. İçinde domates olduğu için ben domates kullanmadım. Bir tane domates dediğiniz gibi eğer ki siz de tekrardan güzel kullanmak istiyorsanız yarısını ortasına, yarısını da üzerine de kullanabilirsiniz. Tekrardan onun üzerine Aknur fasulyemi güzelce bir şekilde bir döktüm. Onu döktükten sonra tekrardan onun üzerine bir tane soğanımı aynı şekilde güzelce bir yerleştiriyoruz. Onu da tekrardan ayarladıktan sonra yarım limonumuzu doğruyoruz. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra ufak bir kabımızın içine biraz salçamızı, zeytinyağımızı, içine biraz toz şekerimizi, baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve suyla beraber açıyoruz. Onu da suyla beraber açtıktan sonra üzerine döküyoruz. Ondan sonra üzerini yağlı kağıtla beraber kapatalım. Hem hava almasın hem de erken pişimini sağlayalım. Ama ilk önce ıslatalım biraz. Evet, tabii ıslatıyoruz ve güzelce bir şekilde bir kapatıyoruz. Ondan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Önce bir kaynayana kadar. Güzelce bir altını açtık, güzel bir derecede. O kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Ve ondan sonra bir saat boyunca yavaş yavaş dinlene dinlene pişecek. Piştikten sonra sunumu hazırlanmış olacak ve harika da bir sunumumuz olmuş olacak. Ve ondan sonra geçiyorum kenara. Hemen şöyle biraz altını kısıyoruz. İstersen usta sosumuzu anlat. Sosumuz. Güzel bir sosumuz oldu. Bunun için de soğanımızı, suyunu kullandık. Bir diş sarımsağımız atalım. İyi olur. Ondan sonra onu da attıktan sonra sevgili izleyenimiz iki tane domatesimizi kabuğunu kullanmıyoruz. Kabuklarını tekrardan. Çok karabiber vesaire atıyor musun? Evet, atalım onu da. Ondan sonra domatesimiz iyice bir karışsın, iyice bir özlesin. Sona doğru hemen biraz da fesleğenimizi de içine ilave edeceğiz.
Dediğim gibi onunla beraber müthiş bir sunum olmuş olacak ve harika bir sunumumuz hazırlamış olacak. Şimdi ben geçiyorum şöyle bir kenara sevgili izleyenimiz. Aknur ürünlerimiz dediğimiz gibi hemen şöyle bir ekrana gelsin. Balık türleri. İstavetini kullanabilirsiniz. Müthiş, temizlemiş, hazır bir şekilde sizlere geliyor. Hamsisini aynı şekilde sevgili izleyenimiz. Ondan sonra somun balığımız. Çok lezzetli ve çok da güzel oldu. Çok lezzetli olmuş. İnan ki ben de çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra levreğimiz, ondan sonra çupramız ve bunlar hepsi hazır bir şekilde, temizlemiş bir şekilde sizlere geliyor. Sadece yapacağınız tek şey, güzelce bir kabın içine biraz yağınızı, limon suyunuzu, karabiberinizi, sarımsağınızı, birkaç tane defne yaprağınızı hepsini güzelce bir karıştırın. Karıştıktan sonra yarım limonunuzu güzelce bir üzerine sıkın. Ondan sonra Aknur balıklarınızı güzelce bir içine ilave ediyoruz. Onları karıştırıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsimize yerleştirdikten sonra fırına gönderiyoruz. Evet. O fırında iyice bir pişiyor ve harika bir sunum. Çok da fazla sizleri yormayacak ve güzel sunumlar yapabilirsiniz. Ondan sonra dediğimiz gibi donuk ürünlerimiz, Aknur donuk ürünlerimiz, bamyamız, bezelyemiz, taze fasulyemiz ve de ıspanağımız. Müthiş bir şekilde hepsi temizlenmiş, hazırlanmış ve paketlenmiş bir şekilde sizlere gelecek sevgili izleyicimiz. Biz de ne yapıyoruz? Sosumuzu hazırlıyoruz ve onlarla beraber kendimize çok lezzetli ve çok da güzel sunum yapıyoruz. Şimdi ıspanakla uğraşmak biliyorsunuz çok yorucudur, çok uğraştırıcıdır. Evet. Hatta ıspanak biraz da korkutucudur. Bu son zamanlarda zehirlemeler oldu. Ondan sonra insanlar biraz korkmaya başladı. Bunda öyle bir korkunuz da olmasın. Hem taze hem güzel bir şekilde sevgili izleyicim temizlenmiş bir şekilde sizlere gelecek. Sadece yapacağınız tek şey sos hazırlayıp ıspanağınızı içine dökmek olacak. İsterseniz kıymalı yapın, isterseniz yumurtalı, isterseniz sade zeytinyağlısında yapabilirsiniz. Harika sunum yapabilirsiniz. Şimdi ondan sonra böreklerimiz sevgili izleyicilerimiz Aknur böreklerimize geçiyoruz. Tepsi böreğimiz gördüğünüz gibi gül böreğimiz çok lezzetli böreklerimiz var. Ve onlar da misafirimiz geldiğinde çocuklarımız için, kendimiz için, ondan sonra özel günlerimiz için gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz Aknur su böreğimiz. Harika bir su böreğimiz. Bol peynirli, çok da lezzetli bir su böreğimiz, Aknur su böreğimiz. Hemen onu da paketini açıyoruz. Tepsimize güzelce bir şekilde bir gönderiyoruz. 10 dakika boyunca fırınımızda pişiyor. 10 dakika boyunca piştikten sonra da harika bir sunumumuz olmuş olacak. Ben de şöyle bir yavaş yavaş tepsimi alayım. Ben yine kendimi kaybettim bir dakika. Biraz daha su koyayım mı yoksa yeterli mi bu? Şu anda yeterli. O iyice bir özlesin. İstese altını biraz kısabilirsin bize. Hafif bir şöyle, altın. Salça yeterli mi? Evet. Çünkü burada biraz daha kaldı. Çok az bir şey zaten. O bizlere yetecek. Şimdi bir tane sevgili izleyicimiz. Ben şöyle sizleri görün diye şöyle bir düz bir tepsi kullanacağım ki sizlerin görmesi için. İstersen farklı tepsilerde kullanabilirsiniz. Hafif biraz tepsimize yapışmasın diye ayarlamamı yaptım. Hemen Aknur su böreğimiz hazır bir şekilde sizlere geliyor. Yani şuradan önce bir. Fesleğini en son atacağız çünkü taze olduğu evet. için. Onu en son ince ince doğrayacağız. İnce ince doğrayıp üstüne atacağız. İçine ilave edeceğiz. O da ona güzel bir aroma, tat, lezzet katsın. Ben tuzunu, karabiberini, çok az da biraz kekik döktüm. Çünkü domatese kokunu özellikle kekik çok yakışıyor. Değil mi? Evet. Şöyle bir poşetimizi açalım. Nasıl güzel gözüküyor peki? Çok lezzetli, çok da güzel gerçekten. Hemen. Ben şuradan şunu bir sileyim. Evet. Ben ıspanakta çok zorlanıyorum biliyor musun? Çok lezzetli, çok güzel. Güzel, tek başına sen yersin artık. Şöyle bir. Of 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 of. Ne kadar güzel gözüküyor. Of 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 Fatma Nur. İnanılmaz. Müthiş. Nar gibi kızarmış, en sevdiğim. Oh. Harika sevgili izleyicimiz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış ve müthiş bir sunumumuz hazır. Ben hemen şurada bir fırçamızı alabilir miyiz? Pardon. Sağ ol zahmet. Şöyle üstünü hafif biraz yağımızla yağlayacaksın değil mi? Yağlayalım. Bir altına da çok az bir şey. Yalnız nasıl burada, güzel pişmiş bakar değil mısın? Mi? Çok lezzetli ve harika bir sunumumuz. Yani bunu şimdi... Yani düşünsene işten geldin bir misafir... Düşünsene bak şöyle bir senaryo düşünmek lazım şimdi. Bunu ben çok yaşıyorum arkadaşlarımda. Evliler, benim kız arkadaşım mesela kayınvalidesi gelecek tamam mı? Ve arıyor diyor ki biz geliyoruz oğlum işte 15 dakikaya sendeyiz. Evet. Ya, düşünsene hani hiçbir şey yok. Bu var ama elinde. Hemen bunu şöyle bir bu şekilde yapıp fırına atıyorsun. Mis gibi çayla ikram edebilirsin kayınvalidene. Yani
Ben çok böyle karşılaşıyorum. Arkadaşlarım diyor ki yani ne yapacağım? Bana hemen bir tarif ver Gigan. Uğraşmasına gerek yok dediğin gibi. Hem çok lezzetli hem de pratik. Dediğimiz gibi sadece yanında eğer ki 5 çayına misafirlerimizi çağırmışsak şöyle bir fatlanır bir görsün. Onu da fırına gönderelim. İlk önce fırında biraz pişecek. Daha sonra kokun üzerine dökecek. Sosumuzu evet sosumuzla beraber. Evet. Agnus böreğimiz nar gibi kızarmış. En sevdiğim. Müthiş olmuş su böreğimiz, aklı su böreğimiz hazır sevgili izleyicilerimiz. Ve su böreği de çok zordur yani değil yapmak. Mi? Öyle çok uğraşıcı gerçekten çok öyle. Yani biz burada hazırladık, izleyenlerimiz biliyorlar. Şimdi her katını, her aşamasını açıyorsun, ondan sonra tencerede haşlıyorsun, ondan sonra tekrardan diğerlerini haşlıyorsun, evet. Diziyorsun. Ben o yüzden daha çok kol böreğini tercih ediyorum. Değil mi? En pratiği, en güzeli. Şimdi aklı böreğimizi fırınımıza gönderdik, derecemizi ayarladık sevgili izleyicimiz. 180 derece ayarlıyoruz ama ben biraz daha düşük tuttum. Şimdi şu anda acele etmeyeceğiz. Evet, reklamda sonra alacağımız için süremiz var, vaktimiz var. O iyice bir ısınsın. Isındıktan sonra sunum yapacağımız kaplarımızı ayarlayacağız ve onlar içine güzel bir sunumumuzu inşallah hazırlamış yanına olacağız. Yanına da eğer vaktimiz olursa şöyle mesela yoğurtlu veya farklı bir salata olur. Gibi bir şey de yapabiliriz. Şöyle yapalım o zaman İran cacığı ile ilgili yoğun bir istek var. Tamam. Yapalım onu da yapalım. O zaman. Çok en da güzel olur. Onunla, o da ekstra bir tarif olur sevgili evet. izleyenlerimiz için. İzleyenlerimiz için tabii. Yoğurt da çıkarırız. Hemen evet, İran cacığımızla izleyenlerimizi şey yapalım. Hazırlarız onu. Ben de çünkü merak ediyorum onu. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz programımız aynı şekilde tabii ki sizler gün içinde izliyorsunuz. Hem aynı şekilde takip ediyorsunuz. Desteğinizi esirgemiyorsunuz. Şimdi programımızda tekrarı gece saat 1 ile 1.30 arasında tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Programlarımız orada yayınlanıyor. Ondan sonra tekrardan hafta sonları saat 10-11 arası hatta bazen zamanda değişiklik olabilir. Yarım saat önce veya sonra da olabilir. Evet. Hafta sonları bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ondan sonra bizleri YouTube üzerinde, YouTube'da varız. Instagram'da, Twitter'da ve Facebook'ta bizleri takip edebilirsiniz. TGT EU TV hem Facebook'ta varız, hem Twitter'da varız, hem YouTube'da varız, hem de Instagram'da varız. Hı hı. Orada da aynı şekilde bizleri takip edip bizlere destek olabilirsiniz. TGT EU ailesine destek olabilirsiniz. Ondan sonra Fatma Nur, sevgili Fatma Nur çok güzel videolar hazır. Evet, yeni yeni başladı. 2 aydır başladı güzel kardeşim. Tariflerimizi yani biz burada örneğin Agnus böreğimizi yaptık. Onu güzelce bir şekilde bir 2 dakikaya 3 dakikaya düşürüyor. YouTube sayfamıza paylaşıyor. Evet, her aşamasında gösteriyor. Çünkü her aşamasında gösteriyor. Onun için oradan da takip edebilirsiniz. Ondan sonra Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da her yerde bizleri takip edebilirsiniz. Bizleri aynı şekilde sosyal medya hesaplarımıza da takip etmek istiyorsanız bitişik şefabdulosan.tgt sayfasından beni takip edebilirsiniz. Gizem.salkım sayfasından Gizem'i de takip edebilirsiniz. Salkım sayfasından oradan takip edebilirsiniz. Hatta bu hafta biz bir etkinlik yapacağız yemeklerle ilgili. Onu da ben size zaten program sonunda bilgilendirme yapacağım. O zaman efendim ufacık bir aramız var. Aradan sonra tekrardan buradayız ve yemeklerimize devam edip Agnus evet. yolculuğumuza devam edecek. Evet. Evet efendim ufacık bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Biz siz aradayken hazırlıklarımıza devam ettik. Fasulyemizi evet. kontrol ettik. Kokumuzu güzelce bir şekilde çektirdik. Böreğimiz pişiyor bu arada. Zaten çok güzel mükemmel bir, börek bir şekilde pişiyor gerçekten. O zaman şu anda sunumumuza yavaş yavaş başlamadan önce istersen bir İran cacığımızı yapalım mı izleyelim? İran cacığımızı yapalım. Tamam. Ben sonra... o zaman şöyle bir ürünlerimize evet, değineyim. Lütfen. Ondan sonra geçelim ona. Bence de. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ben hemen şurayı da ayarladım. Evet, şuraya sosumuz hazır, altını kıstık. Ondan sonra zeytinyağlımız, onu da altını kıstık. Biraz daha, birkaç dakika daha toparlansın. Ondan sonra sizlerle beraber onun sunumu yapabiliriz. Şimdi, Agnus böreğimiz, sevgili izleyicilerimiz çok lezzetli, çok güzel. Gördüğünüz gibi hemen paketimizi açtık. Tepsimize onu güzelce bir şekilde bir yerleştiriyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz. Ve müthiş bir sunum dediğimiz gibi. Hem çok lezzetli hem de farklı bir sunum. Sizler de yapabilirsiniz. Ondan sonra Agnus tepsimiz, şöyle tepsi böreğimiz. Hemen o da şöyle bir gül böreğimize diyebiliriz. Tepsi böreğimize diyebiliriz. Müthiş bir şekilde börekler var sevgili izleyicilerimiz. Yorulmadan, uğraşmadan 800 gram şeklinde. Tabii bu 6 kişilik aile çok rahat bir şekilde yetiyor. Sizler de gönül rahatlığı içinde kullanabilirsiniz. Sadece 10 dakika öncesinde alıyoruz. Ve fırınımıza 180 dereceyle gönderiyoruz. Evet. 10 dakika boyunca ısındıktan evet, sonra müthiş bir sunum oluyor. Sabah kahvaltılarımıza bol bol tüketebiliriz. Ondan sonra balıklarımız, Agnus balıklarımız temizlenmiş. Yani sizler uğraşmadan, yorulmadan, temizlemeden çok lezzetli ve çok da güzel balıklar hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde Agnus balıklarımızı kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra taze fasulyemiz.
bamyamız, bezelyemiz ve ıspanağımız. Bunları da gönül rahat içinde Aknur donuk ürünlerimize kullanabilirsiniz. Sadece yapan tek şey sosumuzu hazırlıyoruz ve ürünlerimizi içine ilave ediyoruz. Buram buram kokacak ve sizde de bir kere kullandıktan sonra vazgeçemeyeceğiniz birbirinden hem harika hem lezzetli hem de çok pratik sunumlar yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ben şimdi yavaş yavaş bir Aknur böreğime bir bakayım o ne durumda. Ondan sonra İran cacımızı sizlerle beraber yapabiliriz. Oh! Müthiş olmuş, müthiş. Evet, yani çok yüksek bir derecede değil sevgili izleyicimiz. Ben yavaş yavaş toparlamasını istediğim için ayarladım. O yavaş yavaş bir toparlansın. Birazdan sunumuzu sizlerle beraber yapacağız. Şimdi İran cacımız için ben şöyle bir orada borcamımız zaten beyaz şeffaf bir camda kullanabiliriz. Şimdi buradan Gizem'le beraber yapalım. Şöyle bir kabımız. Bunun içine yarı yoğurdumuzu dökebiliriz Gizem. Hemen yarım yoğurdumuz. Şöyle biraz. Salatalığımız kesinlikle kabuğunu soymuyoruz. Şu şekilde temizliyoruz. Temizledikten sonra kabuğunu soymuyoruz. Soymuyoruz. Şu şekilde. Arka şeklinde yuvarlak bir şekilde bunları da doğruyoruz. Hı hı. Şimdi bunlar hazır. Ondan sonra Gizem şimdi yoğurdunu hazırladı. Onun içine biraz kuru nanemizi az bir şey tuzumuzu dökebiliriz. Biraz da şuradan birkaç tane. Evet. Parça. Niye girdin? Şöyle bir. Birkaç parça taze nanemiz. Sen kaçırıyorsun burada olanları. Değil mi? Şimdi. Onun arkası dönüktü ya. Nanemiz hazır. Yaptığım iyi oldu. Değil mi? Biraz da kekik atalım. Şöyle biraz. Nanemizi de içine ilave ettik. Ondan sonra. Ay ne güzel kokuyor taze nane. Oh. Evet. Mükemmel. Bu da aynı şekilde buram buram kokacak ve çok da güzel olacak. Şimdi bunları tuzumuzu ilave ettik. Bir veya da iki diş sarımsağımız. Ben hemen sarımsağı da ayarlayayım. Tamam. Bir iki diş sarımsağımızı içine ilave ettik mi harika bir sunumumuz olmuş olacak sevgili izleyicimiz. Biraz daha yoğurt koymama gerek var mı efendim? Yani tercih sana kalmış. Tamam istiyorsa, bir bakalım istersen kıvama. Yani, zeytinyağı vesaire koyacak mıyız peki? Onu sunum yaparken koyarsak daha şık olacak. Tamam. Hem görüntüsü de güzel olacak. Şuradan bir iki diş sarımsağı. Sen berdemin arkan dönükken ben tuzlu bayağı. Fazla mı koydun? Ama benim kutum yani. Değil, tuzun kapağı çok açıkmış. Batman dur. Artık sen tek başına her yerde yersin. Sen tuzu biraz seviyorsun değil mi? Aha. Diyor Aslı diyor. Ya bak ya, ne kadar seviyor. Yani baksana. Ederek, aynen öyle. Yani diyor ki ben diyor tek başıma diyor onu yerim. Şimdi o geri kalan yoğurdu da içine diyor. Aynen. Az bir şey bize ayır sadece. Batman dur. Eğer ki tek başına yiyeceksen biz öyle yapalım. Şimdi ben biliyorum ki ürünleri artık bana yasak. Evet. Çok üzgünüm. Ya ben de aynı şekilde şimdi süt kullanmıyorum. Ben de değil şey mi? Sen de bıraktın. Çok alerji yapıyor. Peynir, işte yoğurt ya vesaire. Çayı bıraktıktan sonra bile kahveyi biraz fazla içiyordum. Sen de yani sade olduğu zaman rahatsız ediyor beni. Ben ha, de bir ekşime mi yapıyorsun? Yok yani böyle bir rahatsız ediyor yani acı olduğu için. Hmm. Ben de bu sefer süt kullanıyordum. Bu sefer süt de rahatsız edince onu da bıraktım. Evet. Onun için eğer bir şey... Kahveyi de aslında paketli kahveler de kullanmamak gerekiyor biliyor musun? Çünkü evet. Onun içinde koruyucu maddeler olduğu için. O yüzden hani daha çok böyle işte filtre kahve, işte Türk kahvesi vesaire hani içmek gerekiyor. Bir de kahve çok fazla da zararlı. Ben biliyorsun bazen 7-8 tane içiyordum yani. Sen çayı hani o kadar içiyordun ben kahveyi. Evet gerçekten. Sağlığımız için çok fazla şey değil biliyorsun, iyi değil. Aslında kahveyi Eminönü'ne gideceksin, oradan öğütü çektireceksin. Daha ben iyi olur. Ben yapıyorum onu arada. Çok güzel kokuyor bir de böyle. Buyurun efendim, şöyle koyayım istersen. Evet. Şimdi biraz, içine neler koyduk? Biraz bana yoğurt ayır, gerisini içine dökebilirsin. Az bir şey ayır, sana zahmet. Sana ekstra mı ayırayım? Ha tamam, okey. Sadece bana bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı olabilir. Şunun içine alayım. Şunun içine sana zahmet. Kaldı burada, ha buraya mı koyayım? Çok az, çok az. O yeter. Şimdi. Bunu da böreğimizin yanında sunumunu kullanacağım için. Onun içine de şuradan biraz çok az bir sarımsak gelsin. Hafif bir sarımsağımız. Çok az bir pul biber, biraz da nane alabilir miyim? Tabii şunun ki. İçine. Ne kadar naziksiniz efendim. Biraz da nane mi? Tabii biraz da nane sana zahmet. Çok of. Nazik çok. Gerçekten. Nazik erkeklerin nadir insanlardan. Sen güzel kardeşim Fatma Nur, sen de öylesin. Ben de dedim canım, abi sen, şey. Yani, siz de öylesin dedim ya. Ya o farklı bir şey dediği için ben şey yaptım. Şimdi yavaş yavaş sunumuzu yaptık.
Gizem, istersen onu onun içine ayıralım. Tamam. Sunum için iki tane tabağımız hazır. Ben bunları da bir yanıma doğru alayım. Akmur böreğimiz hazır. Bir iki dakika sonra onu alabiliriz. Şöyle bir ayarlamamızı yaptık. Sosumuz hazır. Vay 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 vay. Nefis olmuş. Sen her o şey vay vay dediğinde benim aklıma o şarkı geliyor. Hangisi? Şey, anneme bana şöyle dedi. Vay vay tolsunum. Sana tolsunu mu diyor anne? Ya o kadar çok bu aldım ki bu aralar. Geçen gün beni mutfakta da yakaladı. Kondu artık ama yani hani şey anlamında kondu. Hani artık böyle diyete başlayacaktım, sağlıklı beslenmeye başlayacaktım, gluteni hayatımdan çıkaracak falan. Bir tane bir şey yiyeyim ya. Ne yaptı? Bu sefer mutfağı kilitledi mi? Gördüm. Yani. Tabii. Benden şeyleri sakladılar. Yani. Çikolata koktu şeyleri falan saklıyorlardı bir ara. Korkmuş. Ya gerçekten. Evet. İlan cacığımız o da hazır. Zeytinyağlımız. Aknur zeytinyağlımız. Çok lezzetli oldu. Çok da güzel oldu sevgili izleyenimiz. Hemen o da pişti. Hazır diyebilirim. Ben şimdi yavaş yavaş önce bir Aknur zeytinyağlımızı sunumunu yapayım. Altını kapatalım. Artık pişti ve sunuma hazır. Şunu şöyle bir yapalım. Yer değiştirelim. Fatma onu da görsün. Güzel kardeşim. Evet. Gelsin bakalım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde sevgili izleyenimiz hazırlandı. Pişti. Ondan sonra da daha böyle belirgin şöyle bir şey koymak istemiştim ama. İstediğin kabı kullanabilirsin. Evet. Şöyle biraz bol bol sunumu yapabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenimiz harika bir sunum. Harika bir lezzet. Ve fasulyemiz. Maalesef belirgin bulamadım. Tamam sen de istediğin kabı kullanabilirsin. Şöyle bir aldık. Oh, hafif biraz yağından şöyle bir ekmek olacak. Banacağız ekmeğimizi. Çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum diyebilirim. Evet, şunu bir alalım kenara. Ondan sonra yanına limonumuz. Gerçi orada yarım limonumuz var. Hemen onu bir alalım. Limonumuz hazır. Şuradan gelsin bakalım bir tane domatesim. Onu da şu şekilde bir ayarladık. Domatesimizi tekrardan şöyle bir küçük küçük doğrayalım. Yarısını aldık. Şu köşeye doğru şöyle bir bırakalım. Hemen ricam. Sonra bunu da benim için doğrarsın. Olur. Şunu da şu tarafa doğru bıraktık. Hı-hı. Şimdi o hazır. Bunları mı doğrayalım? Evet doğrayalım. Güzelce nane çok güzel böyle parmak atar. Değil mi? Buram buram koksun diyorsun. Evet. Evet. Böreğimiz de var ya. Çok. Keşke yiyebilsem seni. Çok iyi olur şöyle. Ama yiyemeyeceğim. Harika bir böreğimiz gerçekten. Aknur böreğimiz. Çok lezzetli, çok da güzel sevgilimiz. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Şimdi limonumuz tekrardan. Birkaç dilim limon kullanılabilir. Şöyle limonumuz gelsin. Bir tanesini şuraya, bir tanesi de şöyle bir ayarladım. Ondan sonra da şöyle kenar kısmına minik bir dokunuş üzerine istersek şöyle hafif gerek yok ama ben biraz daha şöyle bir daha güzel görünsün diye ayarlamamı yaptım. Evet. Tamam. Afiyet. Bunu o kalsın. İstersen kullanacağız onu. Tamam. Şimdi bunu ben Gizem'e doğru gönderiyorum. Onu istersen şu tarafa doğru alabilirsin. Sen onu ver bana. Evet. Ben şunları şimdilik tamam güzel kardeşim. Hazırız. Ben bunları alayım. Şunu şöyle bir tahtamızı Fabrizio'ya tutayım. Evet. Şimdi sosumuz tamam hazır. Gizem, bu arada burada şeylerini unutma güllerine. Tamam onları da kullanacağız. Hı hı. Şimdi önce bir böreğimizi alalım ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Şöyle bir. Şunu da
sıcak olduğu için yanmasın. Hemen böreğimiz, Aknur böreğimiz. Vay, nasıl güzel. Çok lezzetli. Enfes bir böreğimiz hazır diyebilirim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenimiz, buram buram kokuyor ve müthiş bir sunum. Evet, şöyle bir izleyenlerimiz de bir görsün. Oh, nefis. Evet, o hazır. Şimdi onu ayarladıktan sonra bir tane spatulamız ya da istersek bıçak yardımıyla da şöyle bir alabiliriz. Ama kesebilmek daha kolay olsun diye böyle kullanmak biraz sanırım. Hem işimizi kolaylaştırsın. Hı-hı. Ve nasıl güzel kokuyor sevgili seyirciler biliyor musunuz? Değil mi? Buram buram kokuyor. Şunu bir aldık. Şunu da bir alıyoruz. Şimdi bunları istediğimiz şekillerde kesebiliriz, hazırlayabiliriz sevgili izleyiniz. Ben şöyle bir bismillah diyorum. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Kestik. Devam. Kestik. Şöyle bir bakalım. Şunu da. Şimdi onu da ayarladıktan sonra bunu aynı şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra şöyle bir tane bırakalım. Köşeye. Hı hı. Ondan sonra bir tanesi de şu şekilde bıraktık. Şuna bak ya. Değil mi? Harika bir sunum. Gerçekten. İzleyenlerimiz de vazgeçemeyecekleri enfes bir lezzet diyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi sevgilimiz bol peynirli. Güzel, mesela bunu bu köşeye kaydırabiliriz. Şöyle alayım ben bunu. Aslında köşede güzel olur. Şimdi sunumumuzu da yapalım sevgili izleyenimiz. Şimdi bunları güzelce bir ayarladıktan sonra da şunu bir karıştırıyoruz. Bol fesleğenli güzel bir sosumuz. Kokumuzu bir de konuşabilirsin. Değil mi? Kokumuzu üzerine dökeceğiz değil mi? Evet. Hemen sosumuzu şöyle bir yanında. Her yanında koyacağız. Yani biraz üstüne dökeceğiz. Geri kalanı da yanında. Yanında sunumluk edeceğiz. Değil mi? Arkadaşlar çünkü yayından sonra gelecekler. Onlar da afiyetle yiyecekler. Oh mis. Ufak bir peçete alabilir miyim sana zahmet? Tabii ben sileyim istersen sen oraya şey koy. Şu bir peçete şu kenarımızı silelim. Şurayı bir ayarladık. Ne kadar evet. Tatlı bir sos kabımız varmış. Değil mi? Çok şık bir sos kabımız var. Şimdi sosumuzu şöyle bir üzerinde hafif. Evet. Şöyle mini biraz döktük. Hı hı. Çok lezzetli ve güzel bir sunum diyebiliriz sevgili izleyenimiz ve hazır. Şimdi sosumuz bu hazır. Onu biraz da yana dökebilirsin istersen. Yana mı dökelim? Yani ya da öyle koy. Şöyle bir öyle koyacağız da şöyle istersen sen istediğin için izleyenlerimize görürsün. İstersen kenarını temizleyip yanına koyabiliriz. Bir. Aynen. Şimdi o hazır sevgili izleyenimiz. Onu hazırladıktan sonra şuradan ayarlamış olduğumuz domatesimiz gelsin. Şöyle bir kenarda dursun. Ondan sonra bunu da şöyle bir gönderdik. Bunu yanına koyalım mı bari? Olur. Yanına bir parça şuradan limonumuz gelsin sadece. Yoğurdumuzu unutma. Tamam. Bir parça limon. Onu da şu şekilde. Aslında şunu da şöyle ben yapayım mı? Üzerine mi dökeceksin yanına mı? Güzel. Onu ufak bir kabımız vardı. Ona tamam, koyalım. Tamam. Cam bir küçük bir kabımız vardı burada. Şurada olacak. Heh, sana zahmet. Büyüğüne ona koyalım. Büyüğüne. İstersen büyüğüne. Hangisini istersen yanında. Güzel bir görüntü katsın dedik. Limonumuz. O da hazır. Limonumuz da şuraya doğru aldık mı? Evet. Şimdi oldu. Değil mi? Evet. Hem de çok da güzel oldu. Bunları da kenara yani, alalım. Size de evlerinizde gönül rahatlığı içinde yapacağınız müthiş sunumlar, harika sunumlar yapabilirsiniz sevgili izleyiniz. Aknur böreğimiz dediğimiz gibi 5 çayımız için, evimiz için, bizler için müthiş bir şey sevgili izleyenimiz. Çok fazla uğraşmadan, yorulmadan kendimize çok lezzetli ve güzel sunumlar yapabiliriz. O zaman hemen efendim, geçelim. Hemen listelerimizi alalım. Fatmanur, güzelce şöyle bir toparlayalım. Fatmanur'u çok kızdırmayalım. Hemen Fatmanur, hemen geçiyoruz. Hemen Fatmanur. Geçelim, hemen. Yeter ki sen kızma güzel kardeşim.
Fatma Nur kızarma. Onun kızması bile naif. Bazen kızıyor ya böyle şey ama bakma öyle sessiz vallahi durduğuna tabii. Aa ben öyle gidelim. Hazırız Fatma Nur. Demek ki bana hiç kızmıyor. Değil mi? Evet, zeytinyağlı Aknur taze fasulyemiz için neler kullandık? Zeytinyağlı Aknur taze fasulyemiz için bir paket Aknur taze fasulyemizi kullandık. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, üç yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz, bir adet domatesimiz, iki adet havuç, bir adet taze limon kullandık. Bir paket Aknur taze fasulyemizi kullanıyoruz. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, üç yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, bir çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, karabiberimiz, bir adet domatesimiz, iki adet havuç, bir adet taze limon kullandık. Öncelikle güzelce bir şekilde bir tenceremizin altına hafif bir yağımızı dökelim. Yağımızı döktükten sonra soğanımızı piyaz şeklinde doğruyoruz, altına seriyoruz. Onu altına güzelce bir şekilde bir serdikten sonra şöyle bir arkadaşlar da göstereyim şu anda gördüğünüz gibi. Fasulyemizi güzelce bir hemen soğanımızı serdik. Havuçlarımızı aynı şekilde üzerine seriyoruz. Ondan sonra Aknur taze fasulyemizi serdik. Ortasına geldikten sonra tekrardan havuçları ufak ufak doğru seriyoruz. Soğanlarımızı aynı şekilde ortasına ilave ediyoruz. Onu da ilave ettikten sonra bir iki diş sarımsağımızı doğruyoruz. Kalan Aknur taze fasulyemizi üzerine döküyoruz. Döktükten sonra üzerine geldikten sonra soğanımızı tekrardan limonumuzu eğer ki domates isterse bir tane de domatesimizi üzerine ilave ediyoruz. Ayrı bir kabın içine yağ yağımız, salçamız, baharatlarımızı, güzelce az bir toz şekerimiz, hepsini karıştırıyoruz. Onları karıştıktan sonra üzerine gezdiriyoruz. Üzerine gezdikten sonra kapağını kapatıyoruz. Bir saat hatta bir buçuk saat boyunca iyice bir pişiyor ve piştikten sonra sunum yapacağımız tabaklarımıza koyuyoruz. Ve kenarları süslüyoruz ve onunla beraber çok lezzetli, çok güzel bir Aknur taze fasulye hazırlıyoruz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet. Fesleğenli domatesli domates soslu Aknur böreğimiz için de neler yaptık seviyorum. Bir paket Aknur su böreğimizi kullandık. Ondan sonra sosumuz için 2 adet domatesimiz, bir tutam fesleğenimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, toz şekerimiz, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Bir paket Aknur su böreğimiz. Ondan sonra 2 adet domatesimiz, bir tutam fesleğenimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, pulverimiz, toz şekerimiz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullandık. Bir paket Aknur böreğimiz ama siz geniş bir aileseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. 2 adet domatesimiz, bir tutam fesleğenimiz, bir çay kaşığı kadar tuz, toz şekerimiz, pulverimiz, biraz da isterseniz kekikte kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Öncelikle Aknur böreğimizi güzelce bir kapağını açıyoruz. Paketten çıkarıyoruz. Tepsimize onu güzelce bir şekilde bir yerleştiriyoruz. Tepsimize yerleştirdikten sonra 180 dereceli fırına gönderiyoruz. O fırında yavaş yavaş bir ısınıyor. O ısınırken biz de tenceremize az bir yağımızı döktük. Soğanımızı ince ince doğradık. Onun suyunu güzelce bir içine sıktık. Az bir yağımızı döktük. Domateslerimizi kabuğunu soyduk. Kabuklarını soyduktan sonra onu da ufak ufak doğradık. İçine ilave ettik. Güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra tekrardan baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra fesleğenimizi içine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra Aknur böreğimizi fırından alıyoruz. Sıcak sıcak üzerine hemen tekrardan fesleğeni sosumuzla döküyoruz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ellerine sağlık. Sizin de sağ olasın. Ellerine ağzına sağlık. Allah razı olsun. Yine çok güzel Aknur yolculuğumuz. Değil mi? Bugün de sona erdi. Evet. Çok da güzel tariflerle seyircilerimizi kavuşturduk. Efendim evet. Kaç dakikamız var sevgili yönetmenim? Tamam. Dediğimiz gibi Aknur ürünlerimiz sevgilimiz hem balığımız hem donuk ürünlerimiz hem böreklerimiz çok lezzetli çok güzel. Sizler de aynı şekilde merak ediyorsanız almak istiyorsanız çünkü Instagram üzerinde bana yazıyorsunuz. Evet. İnternet üzerinde arama yapıp oradan da siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. Donuk bir şekilde zaten sizlere gelecek. Hı-hı. Dolabımızı buzlu kısmında muhafaza edeceğiz. Yani ne zaman gerekiyorsa ne zaman hazırlayacağız hemen çıkarıp ondan sonra tüketebilirsiniz. Balıklar temizlenmiş ondan sonra sebzeler ayıklanmış temizlenmiş hazır bir şekilde sizlere geliyor. Böreklerimiz de aynı şekilde sizlere geliyor. Sizler de sıcacık bir börek yemiş olacaksınız. Şimdiden evet. Sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili seyirciler. Abdullah Hoca'nın da önceden bahsettiği gibi bizi takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bitişikşefabdullahusta.tgt gizem.salkim hesaplarından bizleri takip edip dilediğiniz tarifleri bizlere ulaştırırsınız. Burada elimizden geldiğince onları yapmaya çalışacağız. Evet. Onun dışında da TGRT EU sayfasından bütün sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edip YouTube'da da aynı şekilde kaçırdığınız bölümleri de oradan izleyebilirsiniz. Ufak ufak oradan tariflerimiz de oluyor. Gece tekrarlarımız oluyor. Hafta sonu da aynı şekilde. Bugün Aknur yolculuğumuz sona erdi efendim. Yarın sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere. Bizleri evet. Desteklediğiniz için çok teşekkürler.